Evet sevgili seyirciler, neredeyiz? Didi Braşlat Merkez Camisi'nde ve buraya gelme sebebimiz nedir? Sayın Başkanım'dan son 2 yılda yaptığı buradaki çalışmalardan dolayı bilgi almak istiyorum ve yakında olacak seçim hakkında bilgi almak istiyorum. Yanımda Didi Braşlat Merkez Camisi Sayın İbrahim Selek Bey var. Merhaba Sayın Başkanım. Hoş geldiniz Murat kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizler de iyisinizdir. Ben de teşekkür ediyorum. Buraya gelmemin sebebi seyircilerimize ve buradaki Raşlat bölgesindeki halkımıza bilgi vermek için geldim. Bilirsiniz Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da seçimlerden önce bilgiler falan verdiler. Onun için bir de sizden bilgi almak istiyorum. Burada son 2 yılda yapılan çalışmalar hakkında ve gelecekteki çalışma hakkında bilgi almak istiyorum. Buyurun. Evet, öncelikle buraya gelip böyle bir durumda bilgi almak istediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu 2 yılda neler yapıldı diye sordunuz. 2 yılda yapılan olaylarda yarım kalmış inşaatlar tamamlandı. Şu anda inşaatımız gençlik lokali olarak taban kısmına yapıyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki hafta tamamen bitecek. Bunun açılışı da inşallah olacak. Tabii ki burada genç erkek ve genç kızlarımız belirli günler, zamanlar içerisinde burada fitness yapabilecekler. Ve ücretle tabi değildir bunlar. Tek camimize gelsinler. Önemli olan burada tutabilmek gençlerimizi. Artı bayanlarımız da aynı şekilde. Dediğimiz gibi bunu hocamızla da görüşüp hangi günlere yerleştirebiliriz diye. Bu önümüzdeki programlar Allah izin verirse. Ve bu devamında da yatılı kurslarımız devam etmektedir. Şu anda bayan din görevlimiz de mevcuttur. Allah izin verirse bu yatılı tatillerde kurslarımız devam edecek. Kız ve erkek öğrencilerimiz tabi bu bilgiyi de din görevlimiz Avşin Hocam'dan alabilirler. Diğer bir konu, ikinci ayın 9'unda genel kurulumuz olacak. Tüzük hakkında Allah izin verirse yeni tüzüğe göre seçimimiz yapılacaktır. Bu yeni tüzüğe göre 3 yıl yeni yönetim kurulu seçilecek. Bu yeni yönetim kurulunda şimdiden beraber çalışacağımız arkadaşlar diyeyim. Şu anda adayım. Allah izin verirse 2 tane daha hedefimiz var. Bu hedeflerimizden bir tanesi üst katı komple tekrar Kur'an kursu olarak yapmak ve arsa durumunda. Bu 2 hedefimiz birincilik olarak hangisi olur onu bilemiyoruz. Arsa dedik ama Allah ne hayırlısını görürse o yöne yönlendirsin bizleri. Ve değerli cemaatim ve üyelerimden istirhamım, bugün bu yönetim kurulu seçimine mutlaka ve mutlaka katılmalarını rica ediyorum. Allah'ım inşallah yüzümüzü akıyla çıkarır ve devamını bekliyoruz. Allah razı olsun diliyorum. Sizin bildiğim kadarıyla zaten de biliyorum, burada Didip Raşlat Merkez Başkanlığı yanı sıra eyalet başkanı ve bölge başkanısınız. Yani eyalet bölgesinde başkanlığında görevlisiniz danışman olarak. Evet. Ve bazı halkımızın bu tüzük konusunda düşünceleri var. Yani bu nasıl tüzük işte falan daha tam anlaşılmış değil. Az bir bilgi de onun hakkında alabilir miyim? Bölge cemiyetler olaraktan 10. bölge. Biliyorsunuz ateşimiz 11 bölgeye ayırdı. Bu 11 bölgeden 10. bölgede bizim Raşlat cemiyetimiz var. Bu Raşlat cemiyet olarak Gaganov, Forbach, Baden-Baden ve Ahem cemiyetleri bu bölge başkanı olarak ben yapıyorum. Aynı anda eyalet birliğinde yönetim kurulunda danışma kurulu olarak devam etmekteyim. Görev olaraktan bu yapmış olduğumuz görevler tabii ki fahri görevler. Tüzük hakkında 1 yıl önce bütün Almanya genelinde Didip merkezlerine dağıtıldı. En kısa zamanda bu tüzük onaylanması için kendi bölgemizde 62 tane camimiz var. Bu 62'de camiden bölge bölge seçimler yapılıyor. En kısa zamanda da Allah izin verirse diğer bölgelerde yapılacak. Bizim seçimimizde 29'undaki seçimde o şartlar altında oluyor. Ha, orada kafalarda soru işaretleri bırakılan durumlar için biz 1 yıl önce burada bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıya da yeterli sayı gelmedi.
İnşallah bu genel kurul seçiminde burada olurlarsa onlar da ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Yani tüzüğe detaylı bir şekilde girdiğimiz zaman yani bir saat röportaj yapmamız gerekiyor o zaman sizinle. Anladım Sayın Başkanım. O zaman şöyle diyelim. Burada sözümüzü güzel yerde keselim. Aşağı gidelim. Gençlerimize ne yapıldığını biraz da sohbetimiz aşağıda gençlik salonunda, yeni fitness salonunda olsun. Tamam. Röportajımızı orada devam edelim. Ne dersiniz başkanım? Güzel mi? Tamam, güzeldir. Sevgili kıymetli seyirciler, nereye geldik? Camimizin alt katında bulunan fitness salonuna, yani gençlere hazırlanmış olan fitness salonuna. Yanımda yine başkanım var. Bu salon hakkında bilgi almak istiyorum. Çünkü halkımız soruyor ne zaman bitiyor, ne zaman edecek diye. Ben de başkanım, evet gele fitness salonuna geldik. Evet. Rahat olalım şöyle. Gençlerimize bilgi, halkımıza bilgi verebilir misin? Buradaki hedefler nedir ve ne zaman bitecek bu salon? Allah izin verirse fitness yerimiz biliyorsunuz yukarıda büroda söylediğimde de önümüzdeki hafta tam bitmiş şekliyle göreceğiz. Şu anda yerleştirme durumlarımız devam ediyor. Ufak tefek bir değişiklikler daha yapıldıktan sonra seçim arifesinden bir hafta önce veya o hafta içerisinde açılışı yapılacaktır. Bunu da değerli üyelerimiz ve halkımıza duyurulur. Tabii ki bu bölgemiz olarak fitness yeri ve gençlik yeri olaraktan ilk sefer burada Raşlat'ta yapılıyor. Tabii ki Raşlat'ta yapılmasındaki şeylerimiz hep yatırım kursa da birinci olarak Raşlat şeklinde devam etti. Bölgemizde 62 tane cemiyetten Sulz, Ruhsal ve Raşlat ile bunlara hep ilk onlara girmeyi hedefliyoruz Allah izin verirse tabii ki. İnşallah bitmiş şeklinde de çekersiniz gelir. Tabii ki o işimiz tabii ve tanıtmak da güzel olur yani. Halkımıza görsünler neler yapıldığını burada. İnşallah. İnşallah gençlerimiz, genç erkek kardeşlerimiz, genç kız kardeşlerimiz gelip burada rahatlıkla o belirli günler içerisinde ve belirli saatlerde burada istediği şekilde fitnesini yapıp, bilardosunu, diş tenisini oynayıp sohbetini yapabilirler. Artı bu alana kütüphane şeklinde yapacağız. Kültürel de olacak. Kültürel faaliyetlerimiz de olacak. Ve gençlerimiz geldiğinde maçını da seyredebilecek. Devamlı sorulan sorulardan işte bize ihtiyarların yanında maç izletmiyorlar vesaire deniliyor idi. Şu anda komple bir kat kendilerine ait olmuş olacak. Burada istedikleri gibi hareket yapabilecekler. Tabii ki başlarında abileri, hocalar da olacak Allah izin verirse. Ben bu güzel sohbetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için yüreğinize ağzına sağlık diyorum. Hep beraber ne diyoruz? Gençler sizi camimize bekliyoruz. Evet. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. İleriki zamanda görüşmek üzere.